Şuşa işgal ettiğiniz toprakların içerisine girer. Yine dedim, uluslararası organizasyonlarla bütün dünyada Şuşa'nın Azerbaycan içinde... Siz de Şamiyan'ı işgal ettiniz. Şamiyan işgal falan etmedi. O Azerbaycan toprağıydı ve uluslararası organizasyonlar da dünyada Azerbaycan toprağı tanıyor. Elbe gördünüz mü nasıl barışçı bir tavırlar var? Kanla aldık, kusura bakmayın. Barış yolla gitmezsiniz, sizin dediğiniz o kanla da alır. Bundan hiç, hiç böyle şeyiniz olmasın. Yani savaşan alın derken... Siz dediniz, kesinlikle. Kanla aldık diyorsunuz, vermeriz yani kanla gelin alın yok. Diyorsunuz. Nasıl biz, olacak biz o zaman? Biz teklif etmiyoruz yani. Siz diyor, siz yok, sizden mi bırakalım o zaman? Siz bilirsiniz. Teklifiniz yani, o mu, sizden mi bırakalım? Biz, kanla böyle barışla vermeyeceğiz diyorsunuz ya. Rahatsız olmuyorum, barışla vermezsiniz de biz onu alırız, az kaldı. Bunu Ermenistan'da da herkese söyleyin. Herkese söyleyin. Duydunuz mu hangi kafayı? Söyleyeceğim, hazırlıklı olsunlar. Bütün kararlar alınmış uluslararası organizasyonların uluslararası hukukla. Biz onu buradan beyan ediyor Türkiye'den. Ne diyorsunuz? Şimdi ben size bir şey diyorum. Bir Türkler bize, kusura bakmayın, Türkler soykırım yaptı diyorsunuz ama soykırım yapılması için uluslararası hukukta niyet önemli değil mi? Yani bir millete karşı bunu yapmak niyeti. Siz bana bir Türk gösterin, kitap yazmış, böyle isimli ruhun canlanması veyahut da haçın hatırına deyip böyle vahşiliği yaptık. Ve biz bundan gurur duyduk diye Ermenilere yapılanlara kitap yazmış. Şimdi, söyleyebilir misiniz? Şimdi bu yazan yazar eğer öyle şey yazmışsa demek ki kendisi öyle bir şeyler yapmıştır. O kanıdıyla. Kitabını yazıyor. Ben de şimdi çok kardeşim, şey yazabilirim. Ermenistan'da bastırmış, de, Fransa'da şimdi, bastırmış. Şimdi ben misal uzay için bir kitap yazıyorum. Demek ki ben uzaya çıkmışım. Ben yaşadım diyor insan zor. Ben de yaşayabilirim. Yani, kitap yazmış. Ya, kusura bakmayın. Bir şimdi de... Hocalı diyorsunuz. Hocalı'dan önce Sumgayıt'ta katliam olmadı. Bakuda, ne katliam oldu? Baku'da katliam olmadı mı? Hiçbir katliam olmadı. Açıldı. Oradaki Ermenilerin Sovyet... Ne oldu orada? Sayın Filyan söylesin siz ya. Aynı söylediği Hocalı katliamı ilk önce orada oldu. Ne oldu tam olarak? Tam olarak söylemeyeceğim çünkü ben... Kaç kişi öldü? Ben rakam sayı olarak bilmiyorum kaç kişi öldüğünü. Nasıl oldu? İlk önce Sumgayıt'ta başladı. Kaçıncı yılda? 1988. Ya Allah aşkına, tarihle konuşanda bir bunun belgelerini çıkararlar size. Bütün siz bu boyda siz tamam. Kaç milyona konuştuğunuzun farkında mısınız? Kaç milyona konuştuğunuzun farkında Olsun. Mısınız? Evet. 1988'de evet. 250 binin üzerinde Azerbaycan Türk'ün etnik 1988 o, Şubat ayında başladı. Ne başladı? Yani, Sumgayıt olayları. Ocak'ta tam o, orada katliam oldu. Tam olarak orada söyleyeyim. Camlardan ne olduğunu? Binalardan Ermenileri yani evlerinden alıp da yani sokaklara fırladılar. Yani Azeri halkı tam bir katliam yaptı Sumgayıt'ta bir de Baku'da. Ondan sonra bu Hocalı olayları olmuştur. Bunun belgeleri var arkadaşlar. Belgeleri birincisi, var. Onun için tarihçiler atsın yok, bunları. Yok o tarihçiler değil. Niye? Sizin kaç yaşınız var? Benim kaç yaşım var? Burada ben, arşiv var. Gidip bakamıyoruz. Ben tarihçi değilim. Buna ben bakacak. Tarihçi değilim. Antik devri falan araştırmıyoruz. Onlar baksınlar. Bunun belgesi var. Ocak ayı 88'de. 250 bin insanı direkt trenlerden çıktınız. Ne günde geldiler o insanlar? Sayın Kırıca, benim annem düşünün ki yemeğe 30 kişi, bizim evimize 30 kişi gelmişti. Bugün ne pişiririz, ne yeğiriz diye 250 bin kişi. Sumgayıt'tan oldu. Birkaç Ermeni ailesinde, ve Moskova'da yedin Sovyet arşivlerine bakın. Sovyet Güvenlik Teşkilatı'nın üyesi olan bir Ermeni'nin provokatörlüğünün neticesi olarak 3-4 kişi Ermeni ailesine karşı böyle soyuk şeyler oldu. Yani baskılar Haluk falan oldu. Onlar da söylediği olay budur diyorsunuz. Evet. Hayır, 3 kişi öldürdüler ölmedi. Biz büyüttük olayı. Ne ölülerin ismini getirin buraya. Kadar kişi arşivleri atsınlar, ya. Getirsinler. Açak. Şimdi elimde hiçbir şey yok. Hiçbir ben şey hazır yok. Gelmem. Geldiğiniz yeri biliyorsunuz, getireydiniz. Yok ki. Yok ben tartış... Ben Sayın belgeleri Kırca, açmaya Sayın gelmedim. Kırca, Sayın Kırca bir ay sonra bir program yapsın. Size de bir ay süre. Gelin bütün belgelerinizi yığın getirin buraya. Olur mu? Kılışmayı kavgaya çevirip çevirmeler. Kavgaya çevirmem. Sizin yapabileceğiniz bir şey var, kusura bakmayın. Hı.
söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Bunları söyledikten sonra bu kitapları da size veririm. Yaptıklarınızı görüp gidip kilisede Allah'tan milletinizin bağışlanması adına özür dilersiniz. Bağışlayar bağışlamaz bilmem. Çünkü o kadar şey yaptınız ki. Bilmem onu ama sizin yapabileceğiniz tek şey var. Eğer bu kadar şeyi ben bilmiyorum deyip 28 yaşında insan bilmiyorsunuz niye Karabağ'dan çekilmeyeceğiz falan gibi açıklamalar verirsiniz. Eğer ilgilenmediğiniz bir konudursa o zaman açıklama vermeyin böyle açıklamalar. Demek ki sizin ilgilendiren konudur. Niye gereken zaman böyle açıklama verirsiniz, gerekmediğinde bir faklar falan ona bizim Türkçe'de işinize gelince konudur derler. Gereken zamanda da. Koskoca Obama ikili şey söylüyor. Biz de işte diyoruz. Obama onu söylüyor. Ben de size lütfen görüntüden. Şimdi anlaşıldı. Ben Harukyan Filya'nın yaklaşımı. Sayın Koca lütfen bunu görüntüde gösterin. Obama budu yaptığınız. Kızıl Haç Komitesi'nin birkaç zaman önce aldığı çocuktu. Rehinelikten aldığı çocuktu. Bu çocuğu gösterin. Ermenistan'dan çok az zaman Kızıl Haç Komisyonu'nun Kızıl Haç tesdikleri eliyle aldığı çocuktu. Baksın bütün Türkiye bu çocuğa ve Azerbaycan insanının Ermenistan'ın saldığı durumu görsün. Bir çocuğa karşı böyle şeyler yapılır mı? Yapılmaz. Bu çocuğa bakın. Bunun kaç yaş olur? Bakın. Bakın. Böyle bir çocuğa bunu yapılır mı? Bakın bu çocuklara. Yapılır mı? Biz Türkiye Felestin'i konuşur. Lütfen bunları gösterin. Yapılır mı çocukların üzerine, gözlerine karşı bunlar? Peki. Alın bu kararın yerine getirilmesi için baskı yapabilir, yapmıyor. AKİT'in Minsk grubu kimi baskı yapabiliyor ama onu da yapmıyor. Amerika daha çok benim düşünceme göre bugün tavizi Azerbaycan ve Türkiye versin diyor. Ve hocamın söylediği vardı, Karabağ aslında bu son olaylar gösterdi ki bu bölgenin kilit noktası aslında Karabağ'dı. Çünkü bu bölgede hiçbir işbirliği onsuz mümkün değil. Aslında bunu Amerika'nın da iyice düşünmesi gerekiyor. Şeyin söylediği gibi, Nuray Hanım güzel söyledi. Aslında Amerika'nın buradaki marakları tek Ermeni lobisi marakları değil. Ermeni lobisi, diaspora şunu dedi. Hayır, biz hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. NATO'nun İstanbul zirve toplantısı vardı. Ve İstanbul zirve toplantısından sonra NATO Güney Kafkasya bundan sonra benim tesir alanımda dedi. Gürcistan Azerbaycan'la işbirliği var. İşbirliği yapabilmediği yer Ermenistan. Çünkü Rusya'nın askeri üssü var. Tam Rusya'dan aslı ve biliyorsunuz Rusya'nın parlamento başkanı 1,5 yıl bundan önce Ermenistan'da basın karşısında açıklamasında Ermenistan bizim burada forpostumuzdu dedi. Yolu yok. Bir tarafı Azerbaycan, Azerbaycan toprakları işgal altında gider. Bu ilişkiler mümkün değil. İran, zaten Amerika bu bölgede İran'ı hiçbir şeyin içine sokmak istemiyor. Rusya, Türkiye, yalnız Türkiye kaldı. Gürcistan'da Amerika için Ermenistan'a tesir edecek güç değil. Çünkü Gürcistan'ın zaten Rusya ile ilişkileri bugün o kadar zor ki Ermenistan'a yardım yapabilecek bir şey diyelim. Hiç Gürcistan'ı kurtarma çabaları bugünleri hala çok zor Amerika'nın. O yüzden sanki Türkiye ile Ermenistan'ı kazanalım kafası geldi. Ama tamam hocam demiş marakları var, Amerika'nın çıkarları var. Ama kendi çıkarlarını düşündüğü zaman bölgedeki güçlerin de çıkarını düşünmek zorunda. Eğer sen Ermenistan istiyorsunsa Kafkasya'nı Rusya'nın kontrolünden çıkarma düşüncesinde varsınsa o zaman Ermenistan'a da baskı yapacaksın. Çünkü Karabağ sorunu aslında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini de zor durumda koyabilecek.